Ya bu ülkede bakın 2001 krizini hep birlikte yaşadık. Ve o dönemin o krizi yaratan ve o krizi çözen aynı zamanda siyasetçileri 3 Kasım 2002'de çok ağır bedel ödediler. Eğer bu halk kendisine yaşatılanın hesabını sormazsa daha beterini yaşamaya hazırlıklı olmak zorundadır. Kendisine yaşatılanın sorumlusunu bilmedikçe bu halk bunu yaşamaya devam etmek zorundadır. Biz yani ya düşünün ülkenin hazine ve maliye bakanı çıkıyor ki ülke diyor ki ülkede geçim sıkıntısı var. Ülkenin tarım bakanı çıkıyor diyor ki etin diyor kaynağında fiyatı o kadar değil kasaba geldiğinde e, zincir markete geldiğinde tüketiciye ulaştığındaki fiyat yüksek o da aradaki maliyetten kaynaklanıyor ve kardeşim yani ha, Türk Telekom'un e, CEO'su çıkıyor diyor ki damacana fiyatı bu kadar internet hizmeti Sudan ucuz. Damaca, damacana fiyatının o kadar olması, benzin kadar değerli olması damacana suyunun olumlu bir şey mi de sen onunla karşılaştırıyorsun? Sen savaştaki Ukrayna ile karşılaştır. Evet. Ya Hollanda, İsrail bir şehrimiz kadar bile değil ya. 870 bin kilometre kare bilmem ne övünüyoruz vatanımızda değil mi? uçsuz bucaksız arazilerimiz var. İsrail'den tohum alıyoruz ya. Hollanda'nın tarım şeyi kadar e, ihracatı kadar şeyimiz yok, üretimimiz yok yani. Ya bunun bunların hesabını birini sorması lazım. Yoksa biz gerçekten burada boş e, konuşuyoruz. Ne, ne dersek diyelim, bu adamlar burada kalmaya devam ettikçe, yandaşları zengin etmeye devam ettikçe, bu sefalet bu e, yoksulluk bu kriz devam edecek sokakta işte gelirken bugün işe gelirken yürüyordum üç tane emekli ellerinde de köpek gezdiriyorlar üçü bir arada şimdi beni izliyorlarsa Selam söylüyorum buradan ee, aralarında ne konuşuyorlardı bilmiyorum ama dönem Aha Deniz Bey geçiyor Deniz Bey söylesin bize bu ülke ne olacak? Büyük ihtimalle durumlarını konuşuyorlardı. emeklinin durumunu konuşuyorlardı. Ben geçince e, direkt o soruyu yönelttiler. Ülkenin durumu ne olacak? Sokakta en çok duyduğum şey ülkenin durumu ne olacak? İnsanlar öyle bir sıkışmışlık içinde ki, öyle bir çıkmazda ki Cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle bir işte e, atıyorum MHP ben artık AK Parti'yi desteklemiyorum dese bile hükümet düşmüyor. İki tane seçime gitmenin iki yolu var. Bir tanesi ya Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek seçime götürecek ya da meclis 360 sandalye 360 oy bulacak seçimlerin yenilenmesi kararı alacak. E şu anda Kasım 2025'ten önce muhalefet diyor gelin yapın. İktidar da buna yanaşmıyor. Ama Kasım 2025'ten sonra iktidar yanaşacak. Bu sefer de muhalefet yanaşmayacak. Haliyle ya ülkede seçime gitmek bile erken seçime gitmek bile bir e, imkansıza dönüşmüş vaziyette. 2028'e kadar iktidarın hedefi şu bakın. İktidarın hedefi şu. Ben bu insanları 2027 yılına kadar bu kemer sıkma politikalarına bu yoksulluğa mahkum edelim. 2027 yılında piyasaya basarım parayı. Şimdi elde ettiğim avantajları o zaman kullanırım. 2028'de de bir daha iktidar olurum. Bütün hesap bu. Ve bunu başarabilirler mi? Başarabilirler. Başarabilirler insanlarımız çünkü balık hafızalı. Unutuyor insanlar. Unutuyorlar yani, yani bugün öğrencilerin hani öğrencilerin %20'si, %20'si ya, sadece su içerek karnını tuvalette tuvalete gidip su içerek karnını doyurmaya çalıştığı günleri e, 2028'de seçim öncesi yapılan harcamalarla telafi edebileceklerse ne ala. Ben bugünü de bakıyorum. Çünkü 2028'de insanların yaşaması, sağlıklı kalması gerekiyor. Su içerek çocuk karnını doyuruyor diyor. Hal işte ben, ben söylemiyorum. 400 yeni icra müdürü atandı deniyor. Niye atanır icra müdürü? İşleri fazlalaştı. Çünkü insan boş, insanlar borçlarını ödeyemiyor. Çünkü 292 milyarlık borç takipte. icra takibinde. Daha da artacak maalesef o enflasyonla mücadele e Tamam işte da. ne ne olacak? Yani ne değişecek? De unutulacak. 2028'de söyleyelim. seçime gideceğiz. Yani. Tamam o zaman bir şey, şey diyeceğimiz söyleyelim. Yani yapacak bir şey yok. Muhalefet istediği kadar mitingler yapsın, konuşmalar yapsın. Ne ne olacak? Ne değişecek? Peki şöyle bir şey sorayım o yani zaman sana. Bu, bu... Bir, bir hemen o zaman konu da biraz ilerlesin istiyorum. E, emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım diyor. Kim diyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz. EYT'ye de takılmış durumda. Anladığım kadarıyla siyaset ve iktidar e, Bülent Erdoğan'dan sonra Vedat Demiröz'de e, EYT çıktı diyor. E, sosyal güvenlik sistemi biraz karmaşık hale geldi diyor. Kamuda diyor 5 milyon çalışan var orası da şişti diyor. Özel sektörü biraz öne çıkarmamız lazım diyor. Sanki özel sektör kaldı istihdam yaratacak. Ondan sonra insanların yarısı zaten hizmet sektöründe. Garson, satış elemanı. Bizim diyor bu diyor, sosyal güvenlik sistemini gözden geçirmemiz lazım. İşte kıdem tazminatı fonu mudur? Emeklilik, yeni bir emeklilik, tamamlayıcı emeklilik sistemidir. Çok tehlikeli sistemidir. bir yere gider. Çok. EYT biraz sosyal e güvenlik bunu, bunu sistemini... Bunu kim yaptı? Bozdu diyor. Kim, kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Seçim Bak, öncesi. Yaparsa, kirli muhalefetin yapar, popülizmi yap. ya. yaptı. Öyle Ne popülizmi ya. kardeşim? Siz 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 yaptığınız popülizmi ya. Ve sonuçta aldınız yani. Siz ne yaptınız. Devlet popülizmi. memurları yasasında yeni bir e, ya, düzenlemeden bahsediyor. Bak biraz, biraz farklı bir nokta Sosyal burası. güvenlik sistemi biraz daha bak ne diyor? Sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. Siz getirdiniz. Ya 98'den önce işe başlayanların yani 98'den önce Emekli aylık bağlama oranı başka 2008'e kadar 98'den başka 2008'den bugüne kadar başka bu yıldan sonra daha da başka. Yani şimdi dün dün bir garson arkadaş bana şikayet ediyor. 9700 gün çalışmışım. 3600 gün çalışan benden daha fazla diyor emekli maaş alıyor. Çünkü diyor ben gereksiz yere emekli olmam gerektiği halde olmamışım. 2008'den sonra çok uzun süre çalışmışım. Yani 2000 o ben de onun gibi diyor. 2008'de falan emekli olsaydım daha, daha yüksek maaş bağlama oranıyla olurdum. Hmm. Daha yüksek maaş alırdım diyor. Ben ama diyor maaş bağlama oranının düştüğü dönemde emeklilik hakkım olduğu halde çalışmaya devam ettiğim için maaşım düştü diyor. Aynen. E şimdi herkes bağlama şeyi konuşuyor. 2000 2025'te emekli olursanız, maaşınız, emekli maaşınız daha düşük hesaplanacak. Herkes bunu konuşuyor şu anda.